Efendim iyi akşamlar, iyi bayramlar. Hıncal Uç'la baş başayız. Hıncal abi iyi bayramlar olsun. İyi bayramlar Ender'cim. Kutlu, uğurlu, hayırlı, kutlu. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperek. Evet Hıncal abi. Keyifli şeyler konuşalım istiyoruz bugün ama tabii ya inanılmaz bir salı gecesi yaşadık. Benim şeyim yetmiyor, yaşım yetmiyor. Böyle üçlü bir son hafta heyecanı hatırlamıyorum. Bilemiyorum sen hatırlıyor musun? Ben de hatırladım. Yok değil mi? Yani iki takımın falan vardı ama böyle üç takımın aynı anda üç ayrı yerde şampiyonluk havasında bir maça çıktığını görmek elbette keyifliydi ama kalp için biraz zararlıydı o kesin. Şimdi bu bu matematikten en karlı çıkan Galatasaray oldu. Biraz detaylandıracağız ama girizgah olarak ilk sözlerinizi alayım. Evet, Galatasaray en karlı çıkan oldu görüşüne tam katılamıyorum sevgili. Görece karlı o zaman diyorsunuz. Çünkü Galatasaray kendisine adeta altın tepside sunulan Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaş tarafından altın tepside sunulan şampiyonluk imkanını geri çevirdi. Yeteri kadar gol yani, atmadığı için mi? Şu anda puan cetveline bakarsan evet. 81-81 evet. Puandalar. Bir hafta kaldı. Birer maç daha kaldı. Evet. Şu 81 puanlı şeyde ikili durumda Galatasaray Beşiktaş durumunda ikili averaj eşit. Evet. İkili averaj eşit olduğu zaman genel averaja bakılıyor. Evet. Genel averaja bakıldığı zaman 44'e 42 Beşiktaş. Beşiktaş bu haftaya 4 gol önde girdi. Evet. Bu haftaya yani salı gününe. Ve şey şöyle kural şöyle, genel averajda eşit olduğu zaman daha çok gol atan üstte oluyor. Evet. De Beşiktaş 4 gol fazlası var averajda fark olarak ama atılan golde de 10 gol fazlası var. Evet evet. Yani 4 golü kapamak Galatasaray'a yetmiyor. 2 gol şu anda Hıncal abi. Galatasaray'ın kapatı olmak için 5 fark yapmak zorunda. 4 yaptılar mı daha fazla gol atan Beşiktaş yukarıda kalıyor çünkü. 5 atmak zorunda. Şimdi bu fırsatı Galatasaray Denizli maçında kullanamadı. Çok erken 2-0 öne geçmesine rağmen hovardaca bir penaltı kaçırarak. Yani bir kişi bana anlatsın, Babel muhteşem bir penaltı atmışken ikinci penaltı niye başkasına attırılır? Ayrıca seyrettik maçın büyük bölümünü. Galatasaray sanki o 4 golü kapama şeyinden iddiasında bir takım değil. 2-0 önde penaltı kapış mı? Gene hala yavaş yavaş ağır ağır yüklenip boğacağına küme düşmüş. İddiasının hiçbir şeyi kalmamış artık Süper Lig'de. Veda maçı oynuyor. Bir sürü iyi oyuncusu da yok. Yok. Sakal yok mesela ki bir numaralı adamı. Galatasaray'da rahat oynayacak çapta bir oyuncu. Sakal başta bir sürü adamı da yok. Fatih Terim de kenarda gayet sakin, her şey yolunda gibi. Böyle seyrediyor. Sahanın kenarında çıldırması lazım bari yüklenin diye. Bir de 10 kişi kaldı. Ama şöyle bir düşünelim Ender.
Galatasaray Beşiktaş'ı yenerken averajları eşitledi. O eşitleme ona yetmiyordu. Bir gol daha atarsa öne geçecek. O zaman Galatasaray üstte olacak. O bir gol için de çırpınmadı. İki defa üst üste önüne konan, hepsiyle önde konan, buyurun size bir averaj baklavası sunuyoruz diye iki kere önde konan tepsiyi eliyle geri çevir. Bu aklıma ne getiriyor biliyor musun? İki kere olduğu için. Galatasaray teknik ekibinde averaj hesabı yapmayı bilen biri yok. Kuralları bilen biri yok. İki kere teşekkür ederim dedim mi ya? Birinde 3 bire yatmaya uğraşıyor Galatasaray, birinde 4 bire yatmaya uğraşıyor. İkisinin de yetmediğini bile bile. İkisinin de yetmediğini bile bile. Bugün gazetelere bakıyorum, Fatihlerin mucizesi de Fatihlerin mucizesi de Fatihlerin mucizesi de. Ortada Fatihlerin mucizesi diyeceğimiz maç. Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maç, orada da işte dördüncüyü atma fırsatını kullanmadığı maç. Karagümrük'ün Beşiktaş'ı yenmesinin Fatih Terim'le bir alakası yok. Beşiktaş dünkü maçı kazansa neredeydi Fatih Terim mucizesi? Fenerbahçe bir puan alsaydı Sivasspor'dan neredeydi Fatih Terim mucizesi? Peki, şimdi dünkü karşılaşmanın ardından bir süredir ortalıkta gözükmüyordu Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay. Bir anda yine Mayıslar bizimdir diyerek kameraların önündeydi iki yönetici. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani Abdurrahim Albayrak'ın hayatta en sevdiği şeyin kameraların önünde olmak olduğunu bilmeyen var mı senelerden beri? Şimdi iki hafta evvel Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde hiçbir ümidi olmayan Galatasaray'ın futbol sorumlusuyken, şimdi şampiyon adayı Galatasaray'ın futbol sorumlusu olarak en önde olmayacak da kameraların önünde olmayacak da nerede olacak? Yani bunun ayrıca hakkı da adamın. Yani başka bir hayatında başka bir şey yok. Galatasaray için yaşıyor. Maddi manevi. Her türlü fedakarlığı yapıyor. Bunun sefasını da sürecek. Hakkı. Sıkıntılı zamanda da olsun diyorum ben işte. Ha? Sıkıntılı günlerde de olsun diyorum işte o kameraların önünde. Peki, o kolay iş değil. Peki şeyi merak ediyorum. Dün, bilmiyorum Uncal abi sizin dikkatinizi çekti mi ya da öyle yorumlar mısınız? Beşiktaş'ta Sergen Yalçın özelinde de, Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu özelinde de o baskıyı kaldıramamaktan kaynaklanan bir vücut dili gözlemledim sanki. Bana mı öyle aynen geldi? Aynen doğru. Aynen doğru. Aynen doğru. Çünkü bu kararlara da yansıyor, hamlelere de yansıyor. Ama Emre bu vücut dilinin ifadesini bir maç evvel 90+6'da 7 dakikalıklı maçın 6. dakikasında Fenerbahçe gol atarken göstermişti. Ben Emre'yi çocuk denilecek yaştan beri, Galatasaray'a geldiği günden beri izliyor. O Emre neler yaşadı? UEFA şampiyonluğuna varıncaya kadar. Neler yaşadı? Ne şampiyonluklar yaşadı? Ne kupalar yaşadı? Ama ben Emre'nin o goldeki 96-6'daki goldeki sevincini yakından gösterdi yayıncı. Ben Emre'nin böyle bir sevincine şahit olduğumu hatırlamıyorum. O gole o kadar sevinen Emre'nin
bu maçta da böyle bir vücut diliyle tersine bir şey vermesi doğal, şaşırdım. Şimdi bakıyoruz son maçta İrfan Can sakatlanıp soyunma odasına giderken gol yiyip ikinci yarının hemen başında bir gol daha yiyince bir takım hamleler yaptı Emre Belözoğlu. Bir önceki maçta da yapmıştı ama bu sefer sanki böyle bir panik havası mı vardı orada? Bir o tercihlerde, o hamlelerde sanki biraz sıkıntı yaşadı ve orta sahayı örneğin olduğu gibi rakibine bıraktı. Sivas gibi dirençli bir takım karşısında o pas oyunuyla, orta sahaya hakim oyunla ön plana çıkarken bir anda yine şişirmeler falan başladı. Böyle bir görüntü vardı dün. Efendim şöyle yani. Bizim medyamızın genel tavrı şu. Ender. Bunu daha evvel de söyledim. Sen teknik direktörsün. Takımın kötü durumda. Oyunu beni sokuyorsun oyuna. Ben böyle geçen bir topu vuruyorum. Gidiyor gol atıyor. Ender Bilgin fevkalade doğru müdahalesiyle maçı çevirdi diyorlar. Aynı maç, aynı ben, aynı topu vuruyorum. Bir karış yukarıdan avuta gidiyor. Ender Bilgin yanlış müdahale etti. Öncal mı girerdi o dakikada oyuna? Diyor. Aynı yazar. Çünkü biz tabelaya göre yazıyoruz. Tabelaya göre. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu gazetelere baktı Muhammed. İlk attığı penaltıyı kaçıran Muhammed. Tekrarlanmasa ne olacaktı? Denizli ne biçim gol kaçırdı. Tabii tabii bir iki tane çok iyi net pozisyonları var. O gol sayıdır. 2-2 olsaydı oyun ne olacaktı? O Muhammed Kahraman mı olacaktı bu futboluyla? Ne yaptı Muhammed oyunda? Bir güzel şut attı, bir de güzel penaltı attı. Ama tekrarlanan penaltıyı güzel attı. Penaltı kaçırmış bir takımın penaltı atan adama çok dikkatli olması lazım. Ama biz diyorum yani şimdi Emre bugüne kadar Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geldiğinden bugüne kadar medyamız tarafından kazandığı için durmadan devamlı şişirildi. Olduğundan fazla gösterildi. Olduğundan fazla gösterildi. Bu Emre hangi Emre? 7 tane teknik direktör değiştiren Fenerbahçe'nin futbol direktörü Emre. Oradaki kusurları tamamen unutuldu birdenbire. Keşke Emre'yi daha evvel getirseydik lafları. Yazılıp söylenmeye başladı. Bir seyredelim Emre'nin kazandığı maçları. Aynen demin sana söyledim. Toplar şöyle gidiyordu. Bu defa şöyle gitti. Farkı bu maçlar. Kaçması nasıl şanssa gol olması da aynı derecede şans pozisyonlarla maç kazandı. Bununla kimse laf etmedi. Emre mucizesi, Emre mucizesi, Emre mucizesi. Keşke Emre daha evvel gelseydi diyenler birdenbire Sivas'a yenilince ki Sivas'a Fenerbahçe'nin, Emre'nin değil, Fenerbahçe'nin en zor maçlarından biri Sivas. 18 maç oldu. Yani Rıza Çalın baya da bir parantez açmak lazım. Büyük iş yapıyor. Sivas bu ülkenin en istikrarlı futbol oynayan takımı. Ve istikrarlı da yönetiliyor. Söylüyorsun. Sonuç olarak da istikrarlı. Yani 17 maç, 18 maç üst üste yenilmemek ne demek ki? 9'u içeride, 9'u dışarıda. Fark etmiyor.
Şimdi bu takıma karşı oynarken iyi bir teknik direktör maçı önce kafasında oynar. Bu 18 haftadır yenilmeyen takımı benim yenmem lazım vardı. Şampiyonluk için. Nasıl yenmeliyim diye bir şey düşünür. Şimdi ben sana sorayım. Ne düşünmüştü sence Ender? Ya yani mesela o... Belez olur. Ben şunu yapar başarırsam Sivas'ı yenerim. Çalıştığımız yerden geldi diyor esasında. Öyle dedi. Hep çalıştığımız yerden geldi ama çözüm üretemedi sahadaki oyuncular dedi. Ha, oyuncuların beceriksizliğine geldi. Yani Emre'yi 6 haftada keşke daha evvel getirseydik yedirten aynı adamlar birdenbire o maçta beceriksiz oldular. Yani ben 6 haftadır becerikliyim, Emre'yi omuzlarımda taşıyorum. 7. hafta bu hıncalı yüzünden Emre'ye yazık oldu. Yok ya. Şeye katılmaz mısınız ama oyun için demiyorum da mental olarak bir şampiyonluk maçı demek lazım artık buna. Evet. Yeteri kadar motive miydi Fenerbahçeli futbolcular? Yani kim kazansa şampiyon belki. Kim motive edecek? Hoca edecektir. Ya da yönetimde. Galatasaray'ı Kopenhag'ında kim motive etti? Arsenal'e karşı. Sivas Spor'a değil. Arsenal'e karşı kim motive etti? Mustafa Denizli'yi Türkiye'nin en büyük hocalarından biri arasına koyan özelliği nedir? Motivasyon. Bir takım bütün maçları büyük olmaz. Büyük dediğimiz maçlar da her zaman büyük olmaz. Eğer puan cetvelinde bir değişiklik yapmıyorsa. Büyük maç, kupayı getiren maç. Kupaya giden yolu açan maç, büyük maçtır. 2 hafta kalmış yok. Sivas maçı. Bu maça sen takımını motive edemiyorsan eğer, büyük hoca demek kimsin sen? Peki kalır mı hoca olarak Emre Belözoğlu? Ben bunu sormuştum. Şimdi Fenerbahçe böyle bir dönemde geldi. Arka arkaya bir takım talihli maçlar kazandı. Göze girdi. Seyirci yok. Tribünler boş. Böyle bir durumda hiçbir baskı altta kalmadan hocalık yapmak kolay. Ama seneye hele de şampiyon olmuş bir takımın hocası olarak tribünlerin önüne, seyircinin önüne çıkıp o seyircinin bu kadar sabırlı olmasını bekleyebilir misin? Arka arkaya 10 maçını kazanmazsan zor. 7 yıl şampiyon olamamışsın. O zaman hatırlarsan dedim ki yurt içinde denenmedik hoca hemen kalmadı. Fenerbahçe yurt dışından isim de vererek Mourinho'lar gibi, Guardiola'lar gibi bir hoca getirirse seyirci ancak tahammül eder, sabreder. Çünkü seneye biliyoruz ki yepyeni bir Fenerbahçe yapılacak. Hadi yep demeyelim de yeni bir Fenerbahçe yapılacak. Bu yeni Fenerbahçe'nin ilk başından itibaren kazanması mandrake mucizesi gibi bir şey olur. Doğru. Takım bir yerleşecek. Takım bir yerleşecek. O takımın yerleşmesine, seyircinin sabır göstermesi için kenarda duran adamın isminin çok güven verici olması lazım. Doğru. Hani ne diyor, gemilerde kolat mı derler, halat şeye bağlarken bir gevşek kısım olur. Evet. Vapur iskeleye çarpmasın diye önce onu bir gevşek atarlar. Ondan sonra yavaş yavaş sıkar. İşte o kolanı sabredecek seyirci için oradaki Micho'nun çok bilinen, güvenilen, inanılan bir olması lazım.
Peki şimdi bütün bu matematiğe rağmen avantaj Beşiktaş'ta. Bence yani Fenerbahçe şampiyon olursa bu sefer bundan hiçbir tartışılmaz zaten. Şu anda olmaz, tabii çok zora girdi bu. Ama olmazsa eğer Fenerbahçe'nin sağlıklı bir gelecek için önce ve önce Ali Koç'un tartışması lazım. Bu kadar para harcayarak, bu kadar transfer yaparak, bu kadar hoca değiştirerek Fenerbahçe'yi bu hale o getirmiş. Gelecekte Ali Koç başkanlığına benim güvenmem için bir sebep var mı? Bu şartlarda kolay değil tabii. Kolay değil. Şimdi Beşiktaş cephesinde nihayetinde Göztepe deplasmanına gidiyor. Göztepe 10. sırada. Ya yukarıyla ne aşağıyla bir ilgisi var. Son haftalarda... Karagümrük öyleydi. Evet ama Karagümrük iyi top oynayan bir takım. Hoca da orada hissettiriyor kendini. Karagümrük takımında yani o İtalyan hoca Farioli bir şey diyor yani. Ben bu takıma dokundum diyor. Bilmiyorum. Bu hafta mesela Gençler Birliği'ne 5-3 mağlup oldu ama şimdi Göztepe takımı da camiası olan işte Ünal Hoca'nın kimle devam edeceğiz, kimle etmeyeceğiz, göreceğiz dediği bir takım. Yine de Beşiktaş 2 gol avantajı cebinde tutuyor. Evet. Beşiktaş adına ne öngörüyorsunuz? Sergen Yalçın'ın tabii kenara döndüğü zaman yedek kulübesi yani Agora gibi bomboş orası. Sıkıntılar büyük o anlamda. Ne öngörüyorsunuz son haftaya ilişkin Beşiktaş? Şimdi Sergen Yalçın'ı iyi değerlendirmek lazım ki maalesef bu yapılmamış. Bu yapılmamış. Karagümrük'e karşı 2-1 mağlup olmuş. Ve senin forvetinde gol atacak adam yok. Kenarda da yok. Baktığın zaman geçen hafta Necip'i soktu kurtarıcı diye oynar. Yaratıcı bir hamle mi? Yok. Necip'ten ne bekliyorsun girdiği zaman ki Galatasaray maçını çevirecek. Bu hafta da ben sağa sol. Yine Beşiktaş'ın tartışılan oyuncularından oynar mı oynamaz mı demem. Eski kimliğinden çok uzak. Şimdi yaratıcı ne demek? Beşiktaş'ın gol atması lazım. Beşiktaş'ın gollerini en çok atan adamlardan biri Vida. Kornerlerde ve duran toplarda giderek çok güzel kafa vuruşları yapan Vida var. Necip'te var mı? Necip'i koyarsınız topere. Vida'yı çekersin santr. Derinize kanada alırsın. Bir kanatta Larin, bir kanatta Enkudu. Enkudu, Karagümrük'ün ha tarafını darmadağın etti. Aldığı her topla. Darmadağın etti. Ve ilk çıkardığı adam Enkudu. Hayretler içinde kaldı. Maç seyretmiyor mu ya? Maçı görmüyor mu Sergen Yalçın ya? Durmadan sağlam gidiyorlar Rossi'ye ve Gezal'dan. Gezal hayatının en kötü oyunlarından birini oynuyor. Gol attı diye bugün Beşiktaş'ın en iyi aralarında oyuncularından biri diye yazılmış. Bunu diyen birisi benden seyretsin. Bu lafı her seferinde ediyorum. Bir kişi çıkmıyor. Ben seyredeyim senden önce lan maçı diye. Görelim bakalım Gezal en kötü, en iyi mi en kötü mü? Ben Gezal'ın Beşiktaş'ta bu kadar kötü oynadığı maçı hatırlamıyorum. Enkudu'yu aldı o insan. Gol atacak belki de tek adam. Ama Vida'yı santrfora çekmeyi düşünemeyen birisi Beşiktaş'ın kenarında oturuyor. Çaren yok. Çaren yok. İyi kara takımları yapıyorsun sağdan soldan. Şöyle böyle geliyor ortalar kafa vuran yok kaleci armut gibi topluyor. Kim vuracak kafayı?
var elinde. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Beşiktaş'ı sadece ekranda izleyen bu sene. Önce Uluç biliyor da Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın farkında değil mi? Bursa şampiyon olduğu sene Ertuğrul Hoca Ömer Erdoğan'ı ileri atardı öyle son bölümde. Evet. Şimdi Hatay'ın hocası evet. olan. Evet. Evet. Hocalık bu. İhtiyacına göre adamı yaratacaksın. Raşit Fenerbahçe'nin santrforu işe yaramaz diye attılar Raşit'i. Bundan hayır gelmez diye. Mustafa Denizli Galatasaray'ı aldı. Milli takımın stoperi yaptı. Yani demin dediğimin, Vida için dediğimin tam tersini yaptı. İşe yaramaz santrfordan senelerce milli takımı ve Galatasaray'ı sürükleyen bir stoper çıkardı. Kaptanlık yaptı hem milli takımı hem şeye. Galatasaray'a. Raşit. Cüneyt de öyle. Teknik direktörlük yaratıcılık işidir. Elinde imkan olduğu zaman babam da teknik direktör olur. Gerçi Fenerbahçe'de o bile olmadı ya. Ama mesele senin iki maçın kalmış. Sergen Yalçın iki maçın kalmış ya. Bu iki maçta yenilmeye yeter. Yendi yoksa. Peki işte. Yukarısı böyle bir de aşağısı var tabii işin. Denizli'den sonra Erzurum ve Ankara Gücü veda etti. Erzurum'da Yılmaz Hoca son maç öncesi ayrıldı ya da gönderildi bilemiyorum. Gençler Birliği Kayseri, Gençler Birliği Trabzon'da oynayacak. Kayseri Fenerbahçe ile oynayacak. Yani son takım sanki Gençler Birliği gibi duruyor ama belli olmaz. İkisinden biri olacak. Mesela bu durumda başkentten takım kalmayabilir. Düşenler için ne düşünüyorsunuz? Efendim? Düşen takımlar için ne düşünüyorsunuz? Yani işte geçen sene bu bölgede olanlar yine bu bölgede aşağı yukarı. Efendim bu düşen takım dediğimiz takımların hepsinin sorumlusu yönetimleri. Kendi kelleleri sıkışır sıkışmaz ya da kendilerini sıkışmış hisseler etmez. Hemen antrenörün kafasını keserek paçayı kurtarmayı düşünen hocalar yüzünden bu takımlar hiçbir şey olamadı. Bu takımlar hiçbir şey olamadı. Ne Gençler Birliği düşerdi, ne Ankara Gücü düşerdi. Doğru dürüst başkanları olsaydı. Şu Gençler Birliği İlhan abinin eline ver de düşsün bakayım. İlk beşte bitirirdi ya. İlk beşte bitirirdi. Ama habire hoca değiştir. Habire hoca değiştir. Ne o? Murat Çavcav rahat etsin. Onu kimse zorlamaz. Düşen takımlara baktığım zaman Ender içimin cız ettiği hiçbir takım yok. İyi oldu. Hoca kellesi alarak takım yapılmayacağını bu takımlar artık öğrenmeli. Bu kulüpler artık öğrenmeli. Yani elimde olsa, böyle bir diktatör yetkisi olsa elimde, iki hoca değiştiren başkan gider bir daha da gelmez diye kural koyarım. O zaman başka şey düşünmeye mecbur kalırlar. Yedinci hoca değiştiren kulüpler var ya. Oradan hayır gelir mi artık? Bir senede yedi hoca değişir mi ya? Evet. Adana Demir ve Giresun geldi bu arada. Bir tanesi 20 küsur, diğeri 40 küsur sene sonra. Adana Demir Spor ve Giresun Spor yeniden Süper Lig'de. Efendim, Adana Demir Spor'a çok sevindik kişisel olarak. Çünkü Adana Demir Spor benim gazeteciliğe başladığım yıllarda Anadolu'nun süper yıldız takımıydı. Yani televizyon yok, radyoda
maçlarını radyo dahi vermez. Bir takımın bir takım isimlerini biz 16-17 yaşındaki gençler, hatta çocuklar diyebiliriz, 18 değildi çünkü fiilen yasal olarak, ezber bilirdik ya. Selami'yi bilirdim ben. Kartal Yaşar'ı bilirdim ben. Muharrem'i bilirdim ben. Coral'ı bilirdim ben. Çünkü öyle bir Adana efsanesi var. Bugün bir iş satır yazdım köşemde. Yani sanata paralel bir sportif Adana efsanesi var. Öte yanda da Yaşar Kemal'lerin, Orhan Kemal'lerin Adana'sı var mesela. O efsaneler anlatılır. Yayladan yaylaya. Pamuk tarlasından pamuk tarlasına bir takım anlatıcılar vardı. Yaşar Kemal çok güzel anlatır bunu. Ben İnce Mehmet'in hikayesini anlatıcılardan dinledim de. Öyle bir Adana vardı. Evet. Ve ben Ankara'dan gazeteciliğe başladığımda 57 Kasım'ında Ankara'dan Adana'ya gönüllü giderdim. Adana Demirspor'u kendi yerinde seyretmek için. Haydi Selami ağa bir füze yolla diye bir çığlık tribünden. Ne oluyor? 40 metreden frikik kazanmış Adana Demirspor. Santrfor Selami 40 metreden frikik atacak, düşünebiliyor musun? Onun gol olacağını düşünüyorlar. Öyle vuruyor topacı. Şut atmıyor. Füze yolluyor. Dikkat et. Füze yolluyor. Haydi Selami ağa bir füze yolla. Ne füzeler seyrettim. O Adana dönünce çok mutlu oldum. Ama bir tereddüdüm var. Bu Adana Demirspor'a, Süper Lig'de oynayacak Adana Demirspor'a kaç tane Adanalı futbolcu Çukurova'nın yetiştirdiği, o pamuk tarlalarının boşaldığı tarlada top oynayarak, bu çok önemli. Tabii. Bu çok önemli. Vakti zamanında 1986 toprağı bol olsun Derval'le konuşuyorum. Şeye gidiyorum ben. Dünya Kupası'na. Meksiko City'ye. Ya hoca dedi. Ben dedim. 1954'te şampiyon olan Alman takımını ezber sayacak durumdayım. '58'de, '62'de şampiyon olan Brezilya takımını ezber sayacak durumdayım. Bu yıldızlar niye yetişmiyor şimdi? Ranlar, Fritz Walterlar, Garinca, Didi, Baba, Pele, Zagallo'lar niye yetişmiyor? Dedi ki bakınca. Hani dedi hep şikayet ederiz ya, altyapı yok, altyapı yok, altyapı yok. Ve altyapı yaptık. İşte dedi şuraya bak. Galatasaray'ın şeyine. Altyapı sahası. Kim? 5 numara bir top kocaman. 12 yaşlı çocuklar oynuyorlar. Bunlar dedi yetişecek şimdi. Peki dedi, o dediğin Fritz Walter, 54'ün Almanya'sının Fritz Walter nerede yetişti biliyor musun? Bombalanmış sokaktan. Almanya'nın, bombalanmış Almanya'nın çakır çukur arsalarında bir tenis topu buldukları zaman mutlu olan, bir tenis topuyla futbol oynayan çocuklar o topla gidiyor. O topla çalım atıyor. O topla giderken adamı geçtiği yetmiyor. Oradan bir
şarapnelin parçası toprağın içine gömülmüş, buçu çıkmış. Bir çalım da ona atıyor. Oradan bir tuğla parçası orada yıkılmış, bir çalım da ona atıyor. O bilekleri düşünsene de nasıl gelişiyor. Şimdi dedi 5 numara topla. Şimdi oynayan bu çocuğun bileği nasıl gelişecek dedi. Biz bunu altyapı diye marifet zannediyoruz. Bir de dedi tam sağa oynatıyoruz dedi. Aptal gibi. Tam sağa oynanan bir maçta bir çocuğun ayağına top kaç defa gelir dedi. Hiç olmazsa dörde bölsek, dört maç birden aynı anda yaptırsak, adam 5 dakikada bir en azından da topla buluşur. Sıkışık oynarlar çünkü. Brezilya gelince de orada sefaletin daniskası var zaten. Orada futbol oynayacak bir tek yer var. Plajda. Deniz kumlar insanın neredeyse dizine kadar gömüldüğü kumların içinde top sürerek yetişen Pele'nin, Garinçan'ın ayaklarının, bileklerinin nasıl gelişeceğini bir düşünsene dedi. Şimdi en kötü, en fakir Brezilya takımının çim sahası var. Altyapı sahaları var. Kumda oynayan kalmadı. Evet, makineleştirdik altyapıları da. Onun için dedi bir Pele daha çıkar. Hep, bak senelerden beri bu lafı unutma. Biz fiziksel gelişmeyi, fiziksel yeteneği sağlayan zor koşulların hepsini kaldırdık. Her şeyi basitleştirdik. Her şeyi basitleştirdik. O zaman da işte o kadar. Evet. Şimdi Hıncal abi daha resmen açıklanmadı ama görüntü o ki Şampiyonlar Ligi finali gidiyor. İngilizler işte kırmızı listeye aldılar Türkiye'yi. Peşi sıra iki İngiliz takımı oynuyor. Wembley'dendi. Şimdi görüntü Portekiz'e doğru. Porto özellikle ön planda olmak üzere gözüküyor. Orada tabii UEFA ile görüşmeler var. UEFA'nın Türkiye'ye 100. yıl onuruna bir kupa verelim, hatta bir organizasyon daha verelim düşüncesi dillendiriliyor. İşte İngiliz basınında, Amerikan basınında haberler çıkıyor. En son galiba İngilizler UEFA'ya şey de demiş. Yani UEFA kendi ekibinin kontrolsüz gelmesini istiyor. İngilizler onlar da Covid karantina şartlarında 10 günlük karantinaya uyacak deyince iş Portekiz'e döndü falan diyen de var. Böyle bir atmosferde hani resmi açıklama yapılmadı ama bilmiyorum biz programı yayınlarken olur mu? Görüntü bu. Nasıl okuyorsunuz bu resmi? Şimdi tarafsız okuyalım. Biz diyelim ki Şampiyonlar Ligi finaline kalmış bir İspanyol, Fransız, İngiltere'yi karıştırmayın, takımıyız. Bize diyor ki UEFA bu final maçı için İstanbul'a gideceğiz. İstanbul haritası kıpkırmızı bir ülkenin, yani Covid açısından en ileri düzeyde bir ülkenin rekor kıran iki ilinden biri. Yani ülke rekortmen zaten. İstanbul'da o rekortmenin rekortmeni. Evet. 25 bin tane seyircimizi ve iki tane en iyi takımımızı o ülkeye göndermek ister miydik? O UEFA'nın kapısını zorlamaz mıydık? Biz bu ülkeye gitmeyi istedik. Bir de tabii arkasında Euro 2020 var. Ayrıca bu ortamdaki şu şeyin finalin Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Ama bu finali Türkiye'den almak istemeleri bize bir pazarlık gücü verir akıllı olursak eğer. Gerek bakanlık atanmış, gerek federasyon seçilmiş olarak akıllı olursak biz bu pazarlık masasına rahatlıkla otururuz. Deriz ki evet. Biz çok hazırlık yaptık. Bu kadar masrafımız var. Evet, yaptık.
halkımızı da hazırladık. Maddi manevi biz bu finali bekliyoruz. Ama şu anda biz Türkiye'ye, İstanbul'a gittiniz diyenlerin ne kadar haklı olduğunu da görüyoruz. Onun için biz hakkımızdan vazgeçelim ama siz de bize güzel bir final verin karşılığını. Buna niye hayır desin UEFA? Buna niye hayır desin? Ki görüntü öyle. Çünkü bu finali Türkiye'ye veren kim? Ortada hiçbir şey yokken UEFA. Demek ki adamlarda böyle ırkçılık, düşmanlığı, Müslüman nefreti falan diye bir şey yok. Kendi gönüllü olarak Türkiye'ye vermişler. Şimdi de gayet haklı olarak bu maçı oynamayalım diyor İngilizler ve haklılar. Çünkü 25 bin de seyirci 12 bin, 12 bin iki tarafta. 8 olacak ama yani iki tane neyse, takım var. Yani gelecek 8 bin İngiliz'in bize faydası yok. Geçen defa oynanan final gibi o stadı doldurabiliyorsak 70 bin, 80 bin kişiyle o zaman Türkiye'ye faydası var. Yani bu Covid döneminde oynanacağına, Covid döneminde gazeteci bile gitmez o maça. Ben sana bir şey diyeyim mi? Gazeteci bile gitmez stadyuma. Türk gazeteci. Televizyonda oturuyor yazarlar. Bomboş bir basın tribünü görür İngiliz gazeteciler. Kimse kimseyi kandırmaz. Kimse kimseyi kandırmaz. Kendi gazetecimi yollayamadım stadyuma. İngiliz niye gelsin? Benzer bir durum Formula içinde galiba söz konusu olacak. Orada da lojistik anlamda bir sıkıntı var. Benzer sıkıntılar orada da var. Bizden bir sonraki organizasyon galiba Fransa'daydı. Formula 1'in zaten Türkiye'ye gelmesinden yana değil. Hmm. Biz dünya üzerinde Formula 1'i seyircisiz yapan tek ülkeyiz. Bizde yapılan Formula 1'de seyirci yoktu. Esas yarışı yapıldığı gün seyirci yoktu ki ben gittim. Budapeşte de deneme turları yapılıyor ya cuma günü. Cumartesi pol pozisyonu turları da değil. Sıralama değil. Hiçbir şey değil. Isınma yani. Isınma turları. Şeyi tanısınlar. Pisti tanısınlar. Nerede virajlar var? Hangi virajlar kolay? Hangi virajlar tehlikeli? Nerede düz var? Gaza sonuna kadar basabilirler diye. Sürücüler şeyi tanısınlar diye. Tıklım tıklım doluydu. Ender. Yani tribünler yetmemiş. O pistin tribünleri tarlalara açmışlar. Ekin tarlalarını açmışlar. Oraya insan almışlar. Tarlalarda insanlar var. Burada tribünler boştu İstanbul'da. Bazı şeyleri kabul edeceğiz. Ben mesela olimpiyat da istemiyorum. Öyle mi? Dünyanın ilk seyircisiz olimpiyatını yaparız biz. Çünkü Türkiye'de artık olimpik sporları tanıtan, anlatan, duyuran, yayan bir TRT yok kamu televizyonu. Özel televizyonlar zaten sıkıntıda. Onlar reyting mahkum. Ama kamu televizyonu reyting mahkumu değil. Parasını ben ödüyorum. Türk halkı ödüyor. Öyle işlemiyor ki o işler. Onun için sen yaptığın bir olimpik sporu önce tam sayfa ilanlarla duyuracaksın. TRT yayınladığı o 180 dakikalık kahrolası dizileri en iğrenç şeydir. 180 dakikalık diziler. Saat 8'de başlıyor, gece 1'de bitiyor ya. İnsanlık dışı, dünyada benzeri yok. O 180 dakikalık dizileri gazetelerin arka sayfasını tam sayfa satın alarak duyuruyor. Hasbelkader naklen yayınladığı bir olimpik sporu duyurdu mu şimdiye kadar? Hadi paralı reklamla duyurmuyorsun. Ya hiçbir hatırın yok.
Ya sabah müdürü Murat kardeşim, bak biz şeyi yayınlıyoruz. Atıyorum Dünya Golden Ring'i. Artistik Patinaj Şampiyonası'nı yayınlıyoruz. Ey Mehmet Aslan kardeşim, Hürriyet Spor Müdürü. Dünya Artistik Patinaj Şampiyonası'nı jimnastik şampiyonasını yayınlıyoruz. Bunun içinde favori Türkler de var jimnastikte. Şunları bir haber olarak yazın ne olur. Deyin ki bugün Türk madalya adayı İbrahim şeye çıkacak. Kutlu Beygir'e çıkacak. Duyurun ki millet seyretsin. Bunu yapmaktan aciz mi? Ben yıllarca TRT muhabirliği yaptım. TRT'nin basın daire başkanlığı tonla adam var. Benim vergilerimle maaş alan bir sürü adam var. Sabahtan akşama orada oturuyorlar, çay kahve içiyorlar. Seni kaç kere aradılar TRT'den? Bizi destekler misin Önder Müdür diye. Bu tür sporlara en çok yazan köşe yazarıyım ben. Beni kaç kere aradılar? Tuncel abi sen bu işleri çok yazarsın. Bu hafta başlıyor jimnastik şampiyonamız. Pazartesi şu saatte, salı şu saatte, çarşamba şu saatte. Üç tane favori şeyi var, jimnastikçisi var. Şunları bir önden yaz da duyur ne olur köşende de üç kişi fazla seyretsin. Umurlarında değil. Umurlarında değil. TRT Spor Servisi'nin umurunda bir reyting. Çünkü reytingle alakası yok. Paralar benden geliyor. Vatandaş Fincal, vatandaş Ender, vatandaş Caner ödüyorlar nasıl olsa. Şu programın başından beri kaç para ödedik TRT'ye biliyor musun? Sen stüdyoda, ben evde, yanan bu şeyler yüzünden. Kullandığımız elektrikten hisse alıyor TRT'ye. Evde Öyle. kahve pişiren annemizin elektrikli makinesinden para alıyor TRT. Ne yapıyor peki o annemiz için? Bu genç Caner için? Hiçbir şey yapmıyor. 180 dakikalık dizi yapıp efendim özel TV'lerle bilmem ne yarışına girip reyting çalmak için tam sayfa reklamlar veriyor parayla. Hürriyete, Sabaha, Milliyete, en yüksek tirajlı gazetede tam sayfa günlerce. Bu ülke olimpiyat yapacak da o Allah'ın dağındaki hani Manchester City Chelsea maçına gitmezler dediğim olimpiyat adına seyirci gidecek öyle mi? Hiç bilmediği sporları görmek için. Beni güldürmesin kimse. Beni kimse güldürmesin. Peki, bugün de süremizin sonuna geldik. Bayram günü Evet, çok güzel yine bir şeyler konuştuk. Bravo. yine ama bir şöyle bayrama ilişkin belki bilmiyorum bir küçük bir anı da olabilir. Bir şeyle bitirelim. Sen de anlat bakalım anıyı da bugün ben dinleyeyim. Valla benden ne anı çıkacak İncal abi bayrama ilişkin ama üç aşağı beş yukarı biz de nerede o eski bayramlar diyecek duruma geldik. Fakat bu bayram evde olmakta fayda var en azından onu diyebilirim. Öyle kaçamak bayram gezilerini yapmasın lütfen bizi izleyenler. Bu kadar işte boşa gitmesin. Efendim bayram deyince aklıma gelen şey, ilk aklıma gelen şeydir. 5-5,5 yaşındaydık. Bandırma'da. Van'dan tayin oldu babam şeye geldi, Bandırma'ya. İlk defa akrabaların olduğu bir yere geldik. İlk defa. O zamana kadar bütün aile Çaldıran'da, Van'da 5 kişiydi. Kemal de yok daha doğmamış. Ha. 5 kişiydi. Bayram günü babam otururdu. Biz gider elini öperdik. Bayramlaşma biterdi. Bandırma'da ilk defa babamın akrabaları var. Balıkesirli manyaslıyız ya. Babam ilk defa dedi ki bayramda el öpmeye gideceksin. Kimlere?
halalar, amcalar, kimler varsa. Abimden şimdi biz liste çıkıyoruz. Kimler var, kimler yok bilmem ne. Bir şey var, hiç unutmuyorum. Sefer amcalar var. Onu söyledim. Sefer amcalar da var dedim. Oraya gidemeyiz dedi abi. Niye dedim ben? Babam konuşmuyor şimdi Sefer amcayla. Dargınlar. Benim aklım yatmadı bu işe pek ama dedim ki şey, ortalığı karıştırmayalım. Bir bildikleri vardı. Yapmayalım. Abimle beraber gittik babam. Dedi ki baba ya Sefer amcalara da gideceğiz. O nasıl zor dedi babam. Asık bir surat. Hayırdır ki siz dargınsınız. Ben dargınım, siz dargın mısınız dedi. O sizin dedi Sefer dayınız, gideceksiniz tabii dedi. Sormanız bile ayıktı. Bayramın ne olduğunu ben o gün öğrendim. Herkese evet. İyi bayramlar tekrar. Teşekkür Üçün ederiz. İyi bayramlar barışsın. Olsun. Bayram barışma ayıdır aslında. Doğru, doğru. Çok İyi bayramımız doğru. Ramazan bayramı, kurban bayramı aslında barışma ayıdır. Herkes barışsın. Herkes sarılsın. Herkes birbirini kutlasın. İyi bayramlar.